Şimdi değerli dostlarım, 1362 yılında geçtiğimiz videomuzda 1362 yılında Orhan Gazi'yi öldürmüş. Ve şunu demiştik. Önümüzdeki videomuzda, yani bu videomuzda Birinci Murad'ı ve Yıldırım Beyazıt'ı ele alıp Fetret Devri'ne kadar olayları getireceğiz demiştik. O zaman kıymetli dostlarım, hazırsanız başlayabiliriz. Bu videomuzda toplamda 1362 yılına 1398 yılına kadar 36 yıllık bir tarihi inceleyeceğiz. Bir tarihi ele alacağız. İnşallah faydalı olabiliyoruzdur. O zaman değerli dostlarım, hazırsanız başlayabiliriz. Yıl 1362. Birinci Murat Bas'a geçiyor ve ilk kişi olarak da gidip Edirne'yi fethediyor. Murad Rüdevendigar ve Edirne'yi başkenti yapıyor. Akabinde ilk müzikli spor gösterisi gerçekleşiyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ki günümüzde de hala vardır. TRT Spor özellikle bunu yayınlar. Bilmiyorum salgın sürecinde oluyor mu, ama ben de izliyordum, yani severek, beğenerek izliyordum. Herhalde salgın sürecinde olmuyordur diye tahmin ediyorum. Yağlı Güreşler, pek bir bilgim yok. Yani o zamandan bu zamana düşünün, yani kaç yıl, 638 yıl, 2000 olduk, 2021. 659 yıldır bu etkinlik var. Akabinde değerli dostlarım, yine aynı yıl Murad Rüdevendigar yavaş yavaş devlet politikasını oluşturmaya başlıyor. Ve bunun neticesi olarak kadaskerlik makamını oluşturuyor. Osmanlı'nın kuruluşu iki tane kadasker mi? Evet. Şimdi kadı askerliği diyor ama aslı kadaskerliğidir. Yani kadaskerlik makamı. Kadaskerlik makamı kuruluşu iki tane. Rumeli ve Anadolu. Daha sonra büyüyecek. Akabinde bakın ne yavaş yavaş devlet oluyor ama daha beylik. Yıl 1363 Ponçik Kanunu. Çıkısı dedik ki diğer videomuzu hatırlarsanız. Hatırlarsanız dedik ki Orhan Gazi'nin, Osman Gazi'nin bu kadar durmasının yegane sebebi fethettiği bölgelerin asimilasyonunu sağlamaktır dedik. Asimileyi sağlıyor. Ve şu anda Ponçik Kanunu çıkararak yabancı çocuklarının kendisini askeri teslim. Yıl 1364 Sırp Sındı Savaşı gerçekleşiyor. Ve biz bu savaşı kazanıyoruz. Bu savaş çok kötü bir savaştır. Detaylı inceleyecek olursak en az bir saat anlatmamız gerekir. Mutlaka bu savaş ile ilgili ileride paylaşacağımız, bir yıl iki yıl sonra paylaşacağımız, belki daha uzun bir süre sonra paylaşacağımız o videolarını izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu savaşı da kazanıyoruz tabii. Ve Sırplara yeniyor. Sırplara ve Sırp ordular, müttefik güçleri diyelim. Müttefik güçleri yeniyoruz. Ve artık Rumeli'yi tamamen fethiyelerimiz açık hale getiriyoruz. Avrupa'yı da doğrusu Rumeli'yi değil. Akabinde 1366 Gelibolu'nun Hunların'ın çıkması ve Çirmen Savaşı. Ki bu savaşı da kazanıyoruz. Bakın neyle sorun. Birinci Murad'ın sağ sen girip de kaybettiği bir tane bile savaş yoktur. O yüzden hepsini kazanıyoruz. 1371 Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü. Ve bu sayede artık Bulgaristan'ı da Osmanlı Bulgaristan'a katmış oluyoruz. 1385-86 Nis ve Sufyan Osmanlılar tarafından alınması. 1388 Politik Muharebesi ve Balkan İttifakı'nın teşekkülü. Şimdiki Balkan İttifak konusu dedik. Akabinde 1. Kosova Savaşı. İki, bu 1. Kosova Savaşı'nda bir olay var. Onu anlatmak için aslında buraları hızlı geçtim. Yıl 1389 vardı 1. Kosova Savaşı'nın yılı. Şimdi değerli dostlarım, 1. Kosova Savaşı şöyledir. Osmanlı bunu yeniyor. Bunu yendikten sonra Kosova Savaşı'nda rakibini yeniyor. Rakibini yendikten sonra Osmanoğulları Serdarı, yani padişahı Murad Rüdevendigar harp sahasına geliyor. Harp sahasında Mihail Obilić
Kendisi yaralı tabi. Sultanı yanına çağırıyor. Diyor ki ben Müslüman olmak istiyorum diyor. Ölmeden önce Müslüman olarak ölmek istiyorum diyor. Tabi Osmanoğlu yürekli, merhametli, iyi bir insan. Bu teklifi kabul ediyor ve yanına gidiyor. Tam Kur'an'a gelip kelime-i şehadet getirtirecekken Mihailo Bliç kendi içerisinde sakladığı hanterini çıkarıp sultanı seyit ediyor. Ve Sultanül Azam ya da Gaziler Serdarı, çünkü daha padişah değil, Gaziler Serdarı orada seyit düşüyor. Tabi hemen akabinde Mihailo Bliç bir sürü Yeniçeri'nin saldırısına uğrayıp oracıkta geberiyor. Akabinde değerli dostlarım, Birinci Murat ölüyor dedik 1389 ve başa Sultan, bakın Murat Gönlük'e dedik daha bey. Şimdi işte devlet oldu. Osmanlı Devleti. Neyse artık. Murat Hüdüvendigâr ölüyor ve başa Sultanül Azam Yıldırım Beyazıt geçiyor. Tabii bakın Yıldırım Beyazıt döneminde bir sürü olay var. 1390 Karman Seferi, Konya'nın kuşatılması. Değerli dostlarım, Kahramanoğulları Osmanoğullarının yegane düşmanıdır. İkimiz de Türk'üz ama yegane düşmanımız onlardır. Çünkü neden? Onlar kendilerini Anadolu Selçuklu'nun varisi olarak görüyorlar. Çünkü Anadolu Selçuklu'nun başkenti olan Konya onlarda. Kendilerini Anadolu Selçuklu'nun varisi olarak gördükleri için de Osmanoğullarıyla sık 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 münakaşalara giriyorlar. Bu da Karamanoğlu yıkılana kadar bu süreç devam edecek. Böyle sık sık biz her videomuzda Karamanoğlu Savaşı, Karamanoğlu Savaşı, Karamanoğlu Savaşı, Karamanoğlu Savaşı diyerek sık sık bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü adamlar kendilerini Anadolu Selçuklu'nun varisi olarak gördükleri için Osmanoğlu'nun rakibi olarak görüyorlar. Ve Osmanoğlu'yla kuruluş dönemindeki en ciddi savaşları bizzat Karamanoğulları veriyordur. Ki bunların ikisi de Türktür. Yegane güç budur yani. Akabinde 1390 yılında Gelibolu Tersanesi'nin inşası. Bu sayede Osmanlı Devleti yeni gemiler yaptırarak, 20 kadar yeni gemiler yaptırarak Marmara Denizi'nde, Akdeniz'de deniz hakimiyetini de sağlamaya çalışıyor. Ve deniz fetihlerine önem veriyor. Akabinde Yıldırım Beyazıt İstanbul'u 4 kez kuşatacak. 4. kuşatmada İstanbul düşmek üzereyken Emir Timur gelecek. Ankara Davası ve 50 yıllık duraklama. Kitimir'de Türk'tür bu arada, değineceğiz. Değerli dostlarım, bu kusatma tam bir kusatma değil. O yüzden biz daha aman aman bir şey yaptırmıyoruz. Ama Yıldırım Beyazıt Anadolu Hisarı'nı yaptırıyor. Akabinde Makinedeki Aydın'ı Saruhan'a girmeni Mentese'ye ilhak ediyor. Kahraman seferini düzenliyor. Gelibolu Tersanesi'ni yapıyor. İstanbul'u kuşatıyor. Ardından bir yıl 1391 Eflak Prensi ilk kez Osmanlı'nın şeyi oluyor. Vassalı oluyor ve Osmanlı'nın vergi ödüyor. Geleceği müsabakalar yani geleceği savaşlarda da Osmanlı'nın yanında asker bulundurmayı taahhüt ediyor. Ve 1392 yılında Eskup fethediliyor. 1392 yılında yine Jandaroğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması gerçekleşiyor. Yine 1392 yılında Hamidoğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması gerçekleşiyor. Yine 1392 yılında Kırklareli Muharebesi gerçekleşiyor. Bunu kazanıyor Yıldırım Beyazıt. Yine 1392 yılında İskodra fethediliyor. Ve 1393 Osmanlı tarihinden çok önemli bir şehir olan Amasya fethediliyor. Yıl 1393 Tırnava fethediliyor. Böylece siyasi anlamda devam eden Bulgar Krallığı tümüyle yok olarak Bulgaristan'ın tamamı ele geçiriliyor. Bakın dedik birinci kısmının ardından hemen ikinci kuşatma yapılıyor. Değerli dostlarım, burada kitap vermemiş. Yani benim aldığım kitaplardan bazıları vermemiş. Ama ben değinmek istiyorum. Bakın ne demiştik biz? Neredeydi bu? Yıl 1391'den
Yıl 1395'e kadar her yıl İstanbul kutupma altına alınıyor. Yıllık olarak. Sefer mevsimi müddetince. Ve 1395 yılında Anadolu'yu sarf ediliyor. Ve Nibolu Savaşı gerçekleşiyor. Yıldırım bunu da kazanıyor. Ve hiç olmayacak bir şey oluyor. Yıl 1397-98 Kahraman Beylerbeyliği Osmanlı himayesini kabul ediyor. Artık bu da Osmanlı vatanı oluyor. Ve Kadı Burhanettin 1398 yılında ölüyor. Yine 1398 yılında Karadeniz beylikleri ilhak ediliyor. Ve Yıldırım Beyazıt bu sayede Anadolu'da ki geriye kalan devletlere, beylikleri daha doğrusu, fethederek Anadolu'daki dengeyi sağlıyor. Akabinde Rumeli'deki de sınırları güzelleştiriyor. Akabinde yıl 1400 ve Bursa'da 1. Beyazıt tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması, ilk Osmanlı Darüşşafası'nın Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilmesi sağlanıyor. Yıl 1402 Ankara Savaşı gerçekleşiyor ve Yıldırım Beyazıt esir düşüyor. Değerli hanım, biraz hızlı geçmeyi düşünebilirsiniz ama son 4 dakika bir şey konuşacağım. Bu Fethullah Gülen ile ilgili Timur ve Yıldırım hakkında, o yüzden hızlı geçmek zorunda kaldık. Değerli hanım, diğer videomuzda 1402'den 1427'ye kadar olan oraları ele alacağız. Yani Fetret devrinden ilerleyerek 1427 yılına kadar geleceğiz. O zaman değerli dostlarım, bu videomuzun bu kısmını bitirelim ve sohbet kısmına geçelim hazırsanız. Şimdi değerli dostlarım, şunu düşünebilirsiniz. Ya arkadaş, yani bunu hala anlamıyorum, yani gerçekten anlamıyorum. Emir Timur Türk. Türk. Yıldırım Beyazıt Türk. Bunlar niye savaşıyor? Neden yani bu kardeş kavgası? Neden bu hırs? Bu kin? Bu nefret? Bunun nedenini ben size gayet güzel bir şekilde anlatacağım kıymetli dostlarım. Şimdi kıymetli dostlarım. Bunun niye yegane sebebi hırstır. Hırsın da yegane sebebi ne biz size 3 dakika içerisinde elimizden döndüğü elimizden gelene kadar anlatacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. Şimdi değerli dostlarım. Timur dünyanın birinci sırasındaki devlet o dönemde. Ve toy değil. Bakın Yıldırım toy. Toydur yani o dönemde. Timur Yıldırım babası yaşında. Güçlü, görmüş, getirmiş bir insan. Ve Timur birinci, Osmanoğlu ikinci. Timur'un yendiği beylerden bazıları Osmanlı topraklarına kaçıyor. Timur bunların geri iadesini istiyor. Lakin Osmanoğlu bunları vermiyor. Bunun üzerine Osmanoğlu'nun Anadolu'da fethettiği, da ilhak ettiği beylikler Timur'un tarafına geçiyor. Ve Timur'u Osmanoğlu Yıldırım Beyazıt'a, bakın Osmanoğlu, yani Osman Gazi'nin torunlarına biz Osmanoğlu deriz. Sonra da zaten resmi soy isimleridir Osmanoğulları. Yani en de Osmanoğlu. Ve bu beyler Timur'u kışkırtıyor. İşte Yıldırım söyledir, Yıldırım böyledir, Yıldırım söyledir, Yıldırım böyledir. En sonunda bunların arasında 4 tane ile 8 tane arasında olduğu tahmin edilen mektuplaşmalar gerçekleşiyor. Bu mektuplaşmaların çerçevesinde bir anlatmaya varılamıyor. Akabinde kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, Timur savaş ilan ediyor Osmanoğlu'na. Ve Anadolu'yu dolaşa 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 dolaşa, tabi arkasından da Osmanlı'yı dolaştırıyor. Ankara'ya geliyor. Ankara'da su kuyularını kapat, zehirletiyor. İnsanların su içmelerine engel oluyor. Ve Ankara Savaşı başlıyor. Ankara Savaşı'na gece vakti yetişen Yıldırım Beyazıt, Yıldırım lakabı onun hızından, savaşlarda gösterdiği hızından kaynaklıdır. Yıldırım Beyazıt evlatları diyor ki, sultanım da savaş alın, bu adamı yenelim. Gece vakti. Adam hazırlıksızken. Ama Yıldırım Beyazıt cesur adam. Diyor ki, hayır, savaşmayalım. Bekleyelim. Aksak Timur toparlansın. Gündüz savaşırız. Savaşmıyorlar. Gündüz oluyor.
Osmanoğlu savaşıyor ve Timur'a yeniliyor. Timur'a yenildikten sonra kendisi götürülüyor, götürülüyor, iki şehzadesi esir alınıyor. Diğerlere kaçıyor ve Fetret Devri'nin bir dolayı başlıyor. Bunlar Fetret Devri'ndeki savaşan kardeşler, hepsi öz kardeştir. Ve dört tane kardeştir. Bunlara da değineceğiz. O zaman da yerine oturalım. Tabii ki de Yıldırım sonra da ölüyor, eceliyle ölüyor. O zaman yerine oturalım. Videomuzun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.